Bugün 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Erhan Bey. Ben o zaman kutluyorum sizi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. 3 Mayıs 1944'te vatan sevdalıların yargılandığı, işkence gördüğü, Türkiye'de Türk milliyetçisi oldukları için suçlandığı kahramanların, suçlanan kahramanların yargılandığı gündür. Ve biz de bugünü 3 Mayıs'ı Türk milliyetçilerinin yani Milliyetçiler Bayramı olarak kutluyoruz. Kanal Z'de Yeni Adım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Sahneye Siyaset programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi MK üyesi ve 1. sıra milletvekili adayı Murat Kotra. Benim köylerimizin fiziki sorunlarına ilişkin açıklamalarım bazı çevreleri rahatsız etmiş. Rahatsızlık verdiğim için üzülmüyorum. Köylerimizin sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğim. Kim rahatsız olursa olsun dedi. Valla ben yani yol kötüyse kötü derim. Evet. Yol iyiyse yol iyi derim. Yani şimdi bunun birileriyle, bunun Cumhur İttifakı ile ne alakası var? Evet. O yolların kötü olması benim Cumhurbaşkanıma zarar veriyor. Evet. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Evet. Gecenin 3'ünde bizim Cumhurbaşkanımız, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Bey'i arayıp, Sayın Binali Yıldırım'ı arayıp Siirt'teki yolu soruyorsa demek ki Cumhurbaşkanımız bu işlere çok önem veriyor. Evet. Erhan Bey, ben gittiğim her yerde konuşuyorum. Ben kimseyi kötülemiyorum, kimseyi evet. karalamıyorum. İyiye kötü, kötüye de iyi demiyorum. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Evet. Ben muhtarlarımıza söylüyorum. Ben köylere gittiğim zaman ben siyaset yapıyorum Erhan Bey. Ben oy istemeye gidiyorum köylere. Köylere gittiğim zaman muhtar bir dakika diyor ben konuşmaya başlayınca. Buyur muhtarım diyorum. Bu yoldan geldin değil mi diyor. Evet diyorum. Gördün değil mi diyor yolun halini diyor. Gördüm diyorum. Aynı muhtar ve şeylerimiz diyor ki vatandaşlarımız diyor ki kardeş buraya 5 yılda bir gelme diyor. Geliyorlar buraya diyor, oy istiyorlar diyor, oyları alıyorlar, daha 5 yıl bizi unutuyorlar, kimse gelmiyor diyor. Ben bunları anlatmayayım mı? Murat Kotra ve Milliyetçi Hareket Partisi birilerini rahatsız etmeye başladı. Evet, o belli oluyor yani. Ben vermiş oldum, rahatsızlıktan dolayı çok mutluyum, çok evet. memnunum yani, onu da söyleyeyim. Yo. Seçim çalışmalarında bir oy Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir oy da Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediğini vurgulayan Murat Kotra. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranını düşük göstermek isteyen manipüle edilmiş anketlere değer vermediklerini, gerçek anketin 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında ortaya çıkacağını ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Zonguldak'ta hem de ülke genelinde başarılı olacağını, kendisinin de milletvekili olacağını söyledi. Biz sahada bizim il başkanımız, 5 milletvekilimiz, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz sahada şunu söylüyoruz biz. Kaç milletvekili çıkarsa çıksın, Cumhur İttifakı'nın milletvekili diyoruz. Yani bizim niyetimiz Zonguldak'tan 2 milletvekili çıkartmak. Evet. 14 Mayıs akşamı saat 19.20 gibi o anketleri başınıza geçireceğiz. 14 Mayıs gecesi saat 24 gibi de Türkiye'de o anketleri hepsinin başına geçireceğiz. Evet. Ne Zonguldak'taki anketlerle ilgileniyoruz. Ne Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapılan anketlerle ilgileniyoruz. O anketlerin tamamen duygusal yapıldığını biliyoruz. Nasıl yapıldığını biliyoruz. Anket ne biliyor musunuz abi? 14 Mayıs akşamı sandıktan çıkacak sonuç. Evet, gerçek anket oldu. Tek yani. Gerçek anket o. Evet. Biz Zonguldaklıların ferasetine güveniyoruz. Büyük Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. O anketleri onların başlarına geçireceğiz. Filyos'ta çalışan 11 bin işçiden sadece 2 bin kişinin Zonguldak'ta olduğunu vurgulayan Murat Kotra, Zonguldak kurumlarında Zonguldaklı gençlerin çalışması gerektiğini, bunun için ikametgah ve nüfus kaydı aranmasının gerekli olduğunu söyledi. Denizde ve karada 11 bin kişi çalışıyor. Bunun 2 bini Zonguldak'tan, 9 bini dışarıdan. Çok ters orantı var yani. Ben bunu söyledim. Evet. Murat Kotra oldu, popülist siyasetçi. Evet. Şimdi Zonguldak fabrikalarına, Zonguldak şirketlerine Zonguldaklı alınsın demek popülist siyasetse Murat Kotra bu popülist siyasete devam edecek hemşerim. Evet. Bence devam edin yani. Yani Murat Kotra Zonguldak ve Zonguldaklı'nın sesi olmaya devam edecek. Evet. Kütük şartı ve ikamet şartı istiyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi MHK üyesi ve Zonguldak 1. sıra milletvekili adayı Murat Kotra, kendisinin Zonguldaklı değil, Giresunlu olduğu, İstanbul'da ikamet ettiği ve benzeri konularda belirli çevrelerde kasıtlı olarak üretilen söylentilere de yanıt verdi. Kendisinin Ereğli'nin Hasbeyler köyünden olduğunu, Ereğli, Kozu ve Devrek'te yakın akrabalarının bulunduğunu söyleyen Murat Kotra, "Benim siyasi görevim Ankara'da, işim İstanbul'da, siyasetim Zonguldak'ta. Ankara'da, İstanbul'da ve Zonguldak'ta evim var. Merak edenler ikametimi Zonguldak Nüfus Müdürlüğü'nden öğrenebilir," dedi. Ben Ereğli Hasbeyler'denim. Ailemin bir tarafı Kozlu, evet. Ailemin bir tarafı Devrek. Ben Zonguldak'ın en doğusundan en batısına kadar her yerinde ailesi olan, akrabaları olan, evet, bir kardeşinizim. 15 şeyde Zonguldak'ta, Zonguldak Belediyesi'nin evlendirme dairesinde evlenen birisiyim. Evet. Herkes kendini anlatsın. Evet. Ya size ne, Murat Kotra İstanbul'da mı oturuyor, Zonguldak'ta mı oturuyor? Nerede oturuyor? Yani şimdi Zonguldak İl Nüfus Müdürü orada. Gider bakarsınız Murat Kotra'nın ikameti nerede? Onu zahmet etmiyor. Murat Kotra nerede oturuyor? Gider bakarsınız. Evet. Benim İstanbul'da evim var. Evet, olabilir. Benim Zonguldak'ta da evim var. Evet. Benim Ankara'da da evim var. Evet. Siyasetim Ankara'da. Evet. Memleketim Zonguldak. İşim İstanbul'da. Devamlı gidiyorum, geliyorum. Programı 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutlayarak başlayan Murat Kotra program sonunda, "Ben Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli gibi mert bir insanım. Devlet Bahçeli gibi yiğit bir insanım. Benim sözüm sözdür. Zonguldak halkına büyük bir söz veriyorum. Ben değişik bir milletvekili olacağım. Milletvekili seçildiğim takdirde meclis tatile girdiğinde tatil beldelerine gitmeyeceğim. Zonguldak'ta olacağım. Halkımızın yanında olacağım. Haftanın birkaç gününü Zonguldak'ta geçireceğim. Bunun için yetki istiyorum," dedi. "Ben Zonguldak'ta hiç kimsenin alışık olmadığı bir milletvekili olacağım." Evet. "Ben köylere gideceğim. Ben vatandaşımızla kahvelerde oturacağım. Çay içeceğim. Haftanın 4 günü Ankara'da çalışacağım. 3 günü Zonguldak'ta çalışacağım. Her 3 gün Zonguldak'a geldiğimde özellikle meclisin tatil olduğu dönemlerde, yazı, kışı ne zamansa, evet, mesela yazın 2 ay kapanıyor mesela. Evet. Beni meclisin kimse Ege'de Akdeniz'de göremeyecekler. Evet. Ben tatile gitmem, ben Zonguldak'tayım. O dönemi burada geçireceğim. Evet. Cuma, cumartesi, pazarlar eğer ki mecliste çok önemli bir toplantı olmazsa, bir şey olmazsa. Tabii bunlar benim hep milletvekili olduğumu düşünürsek yapacağım, evet, şeyler. Evet. Ben burada Zonguldak'ta olacağım. Vatandaşlarımla, hemşerimlerimle beraber olacağım. Ben burada görülen eksiklikleri anlatacağım, anlatmaya devam edeceğim. Bürokratlar üzülüyormuş. Evet. Siyasetçiler üzülüyormuş. Hiç umurumda değil. Zonguldak'ta üzülmesin. Evet. Siyasetçi de, bürokrat da görevini doğru düzgün yaparsa üzülmez. Önemli olan Zonguldaklı'nın üzülmemesi.